Merhaba arkadaşlar, Migros Market çiçek reyonundayım. Şu güzellikleri sizlere göstereceğim. Bu şekilde buketler var. Kesme çiçekler. Ama şeyleri göremiyorum, fiyatlarını göremiyorum. Şöyle arkadaşlar, Hüsnü Yusuf buketleri. Farklı renkleri var. Pembeler, açık pembe, koyu pembe. Şöyle güzellikler. Şurada dağ palmiyesi var. 169 lira. Şu minik dağ palmiyeleri gelmiş. Şöyle şu ebatlarda. Şurada bonsailer var arkadaşlar. Böyle. Ama fiyatları üzerinde yok. Bulursam sizlerle paylaşacağım. 109 liraya üçlü sukulent setleri var. Queen'in. Taş saksıda. Yine şöyle 19 liraya ekinokaktüsler var. Şu şekilde sukulentler 69 liraymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim. İkili üçlü aranjman şeklinde. Şöyle büyük de bir tane kaktüs var. Böyle bir melek kanatları var. Bu şekilde yetiştirmek ettiği kekik, maydanoz, biber, salatalık yetiştirme kitleri. İçerisine torfuyla beraber tohumuyla böyle kitler arkadaşlar. 84 liraymış. Şu melek kanatların fiyatlarını da görmeye çalışıyorum. Şöyle karanfiller var. Karanfiller 39.95 indirimdeymiş. Şöyle 39.95. Şu şekilde yine biber, domates ve benzeri yetiştirme kitleri var. Şöyle küçük mini kuninin kalançoları var arkadaşlar. Yakından göstereyim. Bunlar ithal kalançolar. Gayet de güzel gözüküyor. Bu şekilde de tavşan kulağı kaktüsler var. Üçlü sukulent setleri var. Tavşan kulakları 39 lira. Şöyle de tekli kaktüsler, sukulentler var. Bunlar da fiyatını yeni gelmiş ama fiyatını göremiyorum. İçerisinde ghost sedumlar, baldi ve para ağacı. Bu da yerli kalançolar arkadaşlar. Şunlar ithal kalançolar. Şunlar da yerli kalançolar. Şöyle üçlü havorti setleri var. Bu şekilde. Böyle güzellikler. Bugün Migros çiçek standında bu kadar ürün var. Şimdi ben sizi balkonuma göstereceğim. Asıl muhteşem çiçekleri yakından inceleyeceğiz. Merhaba arkadaşlar. Muazzam sardunyalarla karşınızdayım. Muhteşem çiçekler açtı bu güzellikler. Sizlere yakından göstereceğim. Bakar mısınız şunların formuna, güzelliğine? Bahar uzun sürdükçe bunlar açmalara doyamadılar. Havanın serinliği çok önemli. Serin havalarda bahar ayı uzunsa çiçeklenme süreleri de çok uzun oluyor. Birden sıcaklar bastırmış olsaydı eğer bu çiçekleri hemen solacaktı. Bakar mısınız? Açmalara doyamıyorlar. Muazzam görünüyor arkadaşlar. Hepinizin bir maşallahını alırım. Şu an sulama yaptım. Henüz yaprakları ıslak, biraz da tozları, üzerindeki tozları gitsin diye hortumla su sıktım üzerlerine. Harika görünüyorlar. Şöyle en güzel halleriyle, kimisi geçti, kimisi hala açıyor. Hepsini göstereceğim. Şu fırfırlı harika bir tür. Ceylan gözü, canan sardunya. Şunları da top top açan pembelerim benim. Çok seviyorum bunların rengini. Şu turuncu tam olarak açtı. Daha çok turuncu ve pembe ağırlıkta benim sardunyalarım. Şu güzelliğe bakar mısınız? Şu aradaki güzelliği göstereyim arkadaşlar. Muhteşem görünüyor. Muazzam görünüyor. Harikalar. Şuna bakın, öbek öbek açtı. Bu da lila bir ton. Ortasında da morlar var. Şu pembeler daha çok pembe ağırlıkta. Şu somon rengi olan, bunu çok seviyorum. Bakın şunu. Şu da gül gibi açıyor. Harika görünüyor. Bakar mısınız şunun güzelliğine? Yanındaki de geçmeye başlamış. Şu da en saf, en temiz renk olan beyaz. Bunun da asaleti başka oluyor. Şöyle. Şu da beyaz renk arkadaşlar. Şu da. İçerisinde bunun herhangi bir renk yok. Tek beyaz. Ama şunun içerisinde hafif pembeler olan bir tonu var. Şöyle göstereyim. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Şurada fuşyalarım. Şurada pembenin yine harika bir tonu. Bende özel tür sardunya yok. Hepsi klasik bodur sardunyalar. Ama şu şekilde açmaya başlıyorlar. Şöyle öbek öbek açıyor arkadaşlar. Yaprak araları çok açık olmuyor bunların. Bakar mısınız güzelliklerine? Maşallah, subhanallah.
Her biri ayrı güzel. Renkler de bir aradayken muhteşem görünüyor. Şu aradaki pembeyi göstermesem olmaz. Muhteşem bir pembe tonu var. Dış tarafı açık pembe, orta kısmı da kırmızı. Şunlar da tohum kesesi arkadaşlar. Sardunyalar bu şekilde tohum kesesine durur. Eğer bekletirseniz tohum verir. Sarardıktan sonra içerisindeki tohum almanız lazım. Ama ben tohumdan yetiştirmediğim için almıyorum. Çelikten zaten yeterince çoğalıyor. Şöyle göstereyim. Şu bordoya dönen çiçek pazarından aldığım türdü. İlk defa bu renk aldım ben. Gerçekten de çok güzel bir türmüş. Çok büyük değildi fidesi ama harika gelişti. Şu an rengine bayılıyorum. Şöyle göstereyim sizlere şunların güzelliğini. Şu an balkonun içi hallaç pamuğu. Sulama yaptım. Tüm çiçeklerimi suladım. Bu güzellikleri de yere indirip suladım. Balkon demirinde olduğu için sularken yatay duruyor. Yatay durduğu için bir kısmı akabiliyor. Bu nedenle tamamen indiriyorum. Bu şekilde suluyorum. 2 haftada bir sıvı solucan gübresiyle suluyorum. Ama onun dışında kuyu suyuyla suluyorum arkadaşlar. Böyle muazzam çiçekler açıyorlar. Pembenin her tonunu, pembenin bin bir tonunu görürsünüz. Ağırlıklı pembe. Şöyle şu öbek öbek bakın. Şu da somon rengi olan öbek öbek açıyor. Buna da bayılıyorum. Yine şurada bolca pembeler var. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Bunlar da böyle açtılar. Yan yana sıralı açıyor arkadaşlar. Onun için çok seviyorum bu türleri. İnanılmaz güzel açıyorlar. Şöyle gözünüz gönlünüz sardunyaya doysun. Anne kokusu taşıyan en güzel çiçeklerimizden. Hepimizin balkonunu, bahçesini süsleyen çiçeklerden, vazgeçemediğimiz çiçeklerden. Yıllardır balkonumu süsleyen nadide çiçeğim. Şöyle aralarda da unutmayalım. Yine burada da güzellikler var. Saklanıyorlar. Şöyle geçenleri kesiyorum. Bazıları geçiyor. Bir süre çiçek açtıktan sonra ortalama 20 gün, hava serinse 20 gün, 1 ay çiçekli kalıyor. Arkadaşlar üzerindeki çiçek kalıyor. Havalar sıcaksa bir haftada geçiyor bu harika öbekler. Şu anda havalar serin gittiği için ben bu güzellikleri çiçeklerine iyice doydum. Sizlere de göstereyim. Tüm bakım bilgilerini sizlere paylaşmıştım. Şöyle buradan sonra da dikenler tacımı göstereyim sizlere. Onların da son halini. Bakar mısınız? Her renk var. Her güzellik var arkadaşlar. İzlemeye doyamıyorum. Şu an geçtim karşılarına. Sulamam bitti. Elime kahveyi aldım. Şöyle izliyorum. Yerlerine yerleştireceğim ama şöyle izlemeye. Önce gözüm bayram etsin. Gönlüm bayram etsin. Sonra balkon neşelensin. Şu güzellikleri doyulur mu? Doyulmaz. Muazzam görünüyorlar. Gerçekten her biri harika. Maşallahınızı alırım. Çok da güzeller. En nazsız, en sorunsuz, en zahmetsiz sardunyalarımız. Sadece aşırı sıcaklara dayanamıyorlar artık. Son 2 yılın sıcağından hep bahsediyoruz. Son 2 sene boyunca çiçeklerimiz can çekişti. Yaz sıcaklarında. İnşallah bu yaz serin olur. Şu ana kadar güzel gidiyor hava. Çok serin gidiyor. İnşallah serin olur. Bu güzellikler sıkıntısız bir şekilde sonbaharı görürler. Yaz aylarında dinlenmeye geçecekler arkadaşlar. Özellikle canan sardunyalar yazın çiçek açmaz. Çok nadir bir iki tane serin yerdeyse, gölgedeyse açan olur ama onun dışındakiler genellikle sonbaharı bekler. Sonbaharda harika çiçekler açar. Kışın ben çoğunluğunu içeride tutuyorum. Birçoğu içeride. İçeride olduğu için daha güvenli. Balkonun içerisinde de yedeklediğim, çelik aldığımın bir kısmını da balkon içerisine bekletiyorum arkadaşlar. Onlar da balkon içerisinde, cam balkon içerisinde korunaklı kalıyor. Şöyle göstereyim, bakar mısınız? Anlatılmaz, yaşanır denilen duygu bu işte. Şöyle doyamıyorum izlemeye, bakmaya. Nasıl sevmeyeyim bunu? Gelip gidip seviyorum. O kadar güzeller ki şunlara bakın ya. Muazzam görünüyor. Öbek 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 çiçekler açtılar. Çok güzel çiçekler açtılar. Artık çiçekleri taşımıyor bu güzellikleri. Şöyle her yerinden çiçekler açtılar arkadaşlar. Muhteşem görünüyorlar. Balkonu yıkamadım henüz. Bu güzellikler suyunu alsın dedim. Sonrasında balkonu yıkayacağım. Balkon biraz ıslak ve toprak içerisinde şu an. Askılı saksıların hepsini indiriyorum, tavandakiler, ve çok fazla yoruyor.
Balkon demirlerindeki askılı saksılar, tavandakiler derken sulamam benim çok zor, çok zahmetli. Ama emek vermeden de yemek olmuyor. İlla ki emek vereceğiz. Çok şükür gayet güzel gelişiyorlar. Dikenler tacımı da göstereyim. Bu güzelliklerden sonra şöyle son bir kadrajını alayım. Bakar mısınız güzelliklere? Her renk var artık içerisinde. Kırmızı çok az arkadaşlar. Kırmızı renk. Sardunya yani nedense bilmiyorum çok fazla cezbetmiyor. Çok yaprağa dökülüyor ondan mı kaynaklanıyor? Kırmızıyı çok fazla almıyorum. Ya da şu kırmızı bakın şöyle göstereyim. Şu kırmızım var. Şunlar da kırmızı sayılır. Bu şekilde var. Ama nar çiçeği rengi olanlardan çok az. Şöyle göstereyim. Daha çok turuncular, somonlar ve pembeler ağırlıkta. Şu ceylan gözleri cananlardan harika açıyor. Benim sardunyalarım %90'ı canan sardunya. Burada Antep'te Şükrüye Hanım sardunyası deniyor. Şimdi de sizlere dikenler tacımı göstereyim. Evet, dikenler tacım da bu şekilde muhteşem çiçekler açıyor. Onlar da şöyle yapraklarını falan yıkadım. Tozu toprağa gitti. Gayet güzel. Bakın dalı budağı her yeri, her yerinden filizler verdi. Kestikçe filizler verdi. Ve o şekilde harika çiçekler açtı. Çok şükür onların da keyfi yerinde. Çok mutlular. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Şöyle de kalançolarım burada hala açıyor. Sıklamen hala geçmedi arkadaşlar. Şu sıklamen kırmızı olan geçti bu geçmedi. Şöyle de kalançolarımın çiçeklerini göstereyim. Bu güzellikler de açıyor. Şunlar dinlenmeye geçtiler artık. Bunlar dinlenmeye geçti. Birçok sardunyam dinlenmeye geçti ama açanlar da şöyle göstereyim. Bakın şuradakiler de açıyor. Şuradaki dikenler tacımı da göstereyim. Onlar da bir kırmızı, bir sarı burada. Üç çeşit var orada yerli dikenler tacımdan. Şöyle güzellikler. İzlemeye doyamadığımız güzellikler arkadaşlar. Gözümüze, gönlümüze şifa oluyor bu güzellikler. Bakar mısınız şunların güzelliğine? Evet, bu güzelliklerle size veda edeyim. Bugünkü paylaşacaklarım bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz sevgiyle kalın. Çiçekle kalın, hoşça kalın. Allah'a emanet olun.